İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Futbol Takımı Konifa Artsakh 2019 Futbol Şampiyonası'nda yarı finalde. Bako Sahakyan, Ernekyan grubunun Ermenistan Cumhuriyeti Şube Müdürü'nün makamında kabul etti. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Başkanlığındaki heyet Rusya Federasyonu'na gitti. Ermeni insanı yardım uzmanlarından oluşan yeni bir grup Suriye'de. Trump, İran'a karşı askeri eylem olasılığını dışlamadı. Dünya Çevre Günü 5 Haziran'da kutlanıyor. Ayvazovski'nin özel koleksiyonlarda bulunan resimleri sergilenecek. Batı Ermenistan Ulusal Takımı Artsakh Cumhuriyeti'nde devam etmekte olan Avrupa Tanınmamış Ülkeler Futbol Şampiyonası'nın yarı finaline yükseldi. Gruptaki son maçında Ermeni sporcular Padanya takımı ile bir berabere kaldı. Artsakh Ulusal Takımı gruptaki son maçında Abhazya ile berabere kaldı ve bir üst tura çıkamadı. 6 Haziran'da gerçekleşecek olan yarı finalde Batı Ermenistan'ın rakibi Abhazya olacak. Batı Ermenistan Ulusal Futbol Takımımıza iyi şanslar dileyelim ve yeni zaferler bekleyelim. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bako Sahakyan, Ernekyan grubunun Ermenistan Cumhuriyeti Şube Müdürü George Del Aguila Ernekyan'ı 4 Haziran'da makamında kabul etti. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre toplantıda Artsakh Cumhuriyeti'nde bir dizi programın gerçekleştirilmesiyle ilgili konular ele alındı. Devlet Başkanı Sahakyan, Ernekyan grubunun Artsakh'ın farklı alanlarının geliştirilmesinde aktif yer aldığını ve kuruluşla olan yakın işbirliğinin gelecekte de devam edeceği umudunu dile getirdi. Görüşmede Devlet Bakanı Grigori Mardirosyan ile diğer yetkililer hazır bulundu. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı David Tonoyan başkanlığındaki heyet, 5 Haziran'da Anapa'da düzenlenecek Bağımsız Devletler Topluluğu'na üye devletlerin Savunma Bakanları Konseyi'nin olağan toplantısına katılmak amacıyla Rusya Federasyonu'na hareket etti. Suriye halkına insani yardım sağlamak amacıyla mayın arama ekibi, doktorlar ve bunların doğrudan güvenliğini sağlayan Ermeni uzmanlardan oluşan sıradaki yeni bir başka grup, 4 Haziran'da Suriye Arap Cumhuriyeti'nin Halep şehrine ulaştı. Ermeni uzmanlar açıkça askeri operasyonlar dışında bulunan bölgelerde personel mayını temizleme, Suriye halkına anti-mayın hakkında bilgilendirme ve tıbbi hizmetler verme gibi insani faaliyetlerde bulunacaklar. İngiltere'ye resmi bir ziyarette bulunan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 5 Haziran'da yayınlanan NTV kanalı ile yaptığı röportajda İran'a karşı askeri eylem olasılığını dışlamadı. Spikerin İran'a karşı askeri güç kullanılması gerektiğini düşünüyor musunuz sorusunu yanıtlayan Trump, bunun olasılığı her zaman vardır. Bunu ben istiyor muyum acaba? Hayır, fakat böyle bir olasılık her zaman mevcuttur, dedi. Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani ile görüşme olasılığının bulunduğunu da ifade etti. Birleşmiş Milletler tarafından her yıl 5 Haziran'da düzenlenen Dünya Çevre Günü, tüm çevre koruyucuları ve çevreyi koruyan kuruluşlar için çevre sorunları üzerine dünya topluluğunun dikkatini çekme yollarından biridir. Ayrıca bu, ilgili çevre koruma faaliyetlerine siyasi ilginin arttırılması için de bir fırsattır. Gün olarak 1972'de insan çevresi sorunlarına adanmış Stockholm Konferansı'nın başlatıldığı gün olan 5 Haziran günü seçildi. Günün kutlanması çevreyi korumaya katkıda bulunmak isteyen herkes için bu duyguyu uyandırmayı amaçlamaktadır. Dünyaca ünlü Ermeni deniz ressamı Ovanes Ayvazovski'nin çoğunlukla özel koleksiyonlardan tablolarının gösterimi bu yaz Rusya'nın Kronstadt şehrinde sergilenecek. Panorama IM Ajansı'nın belirttiğine göre sergi 1 Temmuz-1 Eylül günleri arasında sergilenecek. Sergide daha önce sergilenmemiş eserler yer alacak. Rus Müzesi'ndeki koleksiyondan Ayvazovski'nin 1. Alexander adlı sadece bir resmi sergilenirken diğer tüm eserler özel koleksiyonlardan toplananlardan oluşacak. Sergiye giriş ücretsiz olacak. Resimlerin yanı sıra Ayvazovski ile ilgili el yazmaları ve diğer eserler de sergilenecek. Sergide toplam 30'dan fazla eser yer alacak. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Nubar adlı geleneksel şarkı ve dans topluluğu tarafından seslendirilen Kahhan adlı eseri sunuyoruz. Nar 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 n
Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.